Evet arkadaşlar, provider paketinin detayına girmeden önce yine grafik üzerinde ne yapmak istediğimizi bir düşünelim. Sonra da kod kısmına geçelim. Bizim burada yapacağımız şey state verisini burada turuncu ile gösterdiğimiz state verisini tüm widgetların dışında bir yere almak ki böylece widgetların hiçbirine bağımlı olmasın. Bakın bu çok önemli çünkü neticede veri başka bir şey. Ama arayüzü oluşturan widgetlar başka bir şey. Yani burada artık biraz uygulama mimarisi yapısını da düşünmeye başlamış oluyoruz aslında. Uygulamalarda arayüzü oluşturan elemanlar, öğeler, widgetlar ile verinin, datanın tutunduğu yapıların, veri tabanlarının, sınıflarının birbirinden ayrılması her zaman tavsiye edilen bir mimaridir. Biz de veriyi tüm bu widgetlardan bağımsız bir sınıf içinde tutacak şekilde bir sınıf oluşturacağız. State data içinde. Burada gördüğünüz şekilde. Ve bu şekilde ilerleyeceğiz. Ve ben öyle bir şey yapayım ki bu state data içindeki veriyi tüm widget ağacına ya da ihtiyacı olan kısım nereyse widget ağacının o kısmına yayınlayabileyim. Yani bir radyo yayını yapar gibi yayınladığımı hayal edin. Yukarıdan aşağı doğru. State verisinin sağlayıcı olarak bir şeye ihtiyacı var. Yani bir sağlayıcı lazım bize. Provider zaten sağlayıcı demek arkadaşlar. Ve ihtiyacı olan widget'lara provide edecek, sağlayacak yeteneği var. Görevi bu. Nesne tabanlı dünyada olduğumuz için biz burada Flutter'da ve Dart'ta her şey objedir demiştik. Ve bu sağlayıcı provider'da bir obje olmalı o zaman. Ve bu sağlayıcımız widget ağacına bağlanabilen bir şey olsun arkadaşlar. Ve öyle bir yere bağlayalım ki ağaçta altında bu state verisine ihtiyacı olan her widget'a yukarıdan aşağı yayın yapabilsin. Bunun en garanti yolu provider'ı myApp üstüne widget ağacında burada gördüğünüz gibi vererek tüm widget ağacına, bu kırmızıyla gördüğümüz tüm widget ağacını kapsar böyle bir durumda yayın yapmak. Ama bazen bu da gereksiz bir durum olabilir. Neden? Çünkü belki sadece ağaç yapısının belli bir kısmına yayınımızı eriştirmek isteyebiliriz. Böyle bir durumda da mesela diyelim ki sadece B ve C, mor ve sarı widgetlarda ihtiyacımız var bu dataya. O zaman provider'ı widget ağacında gelip bu kısma bağlayıp bu durumda da sadece buradan aşağıya yayın yaparız. Bunu yapıp provider'ı bağladığımız zaman ağaca altındaki widget'lara yayın yapmaya hazır hale geliyor aslında. Daha sonra da hangi widget'ın veriye ihtiyacı varsa doğru şekilde bu veriyi o widget'ın istemesi gerekiyor. Ayrıca state içindeki veri değiştiğinde de haberdar olmak için dinleyici widget'lara dinleme özelliği kazandırmamız gerekiyor. Bundan sonrasını şimdi kodumuz üzerinde çalışarak devam edelim. Öncelikle ben tüm kodu tekrar başa döneceğim arkadaşlar. Bunun için yine giriş sayfamıza geleceğiz. Bir önceki videoda yaptığımız gibi bütün kodu alacağım. Her şeyi silip her şeyi başa döndüreceğim. Resetlemiş olacağım ve uygulamamı da tabii baştan çalıştırmak zorunda kalacağım bu durumda. Uygulamamız baştan çalıştı. Şimdi ilk yapacağımız şey nedir? Provider paketini gidip kurmak. Her zaman olduğu gibi pubdev'e gittik. Paketimiz bu arkadaşlar. Provider yazdığınız zaman çıkacak. Zaten gördüğünüz gibi Flutter favorilerinden bir tanesi. Belki de en çok kullanılan olabilir. Gelelim hızlıca bunu kuralım. Dependencies kısmı altına şu satırı alacağım, kopyalayacağım. İhtiyacım olacak state verisini içerisinde tutmak için şimdi bir state data'yı tutmak için bir sınıf oluşturacağım.
Data dedik. Burada şimdi sınıfımı oluşturuyorum. Sınıfım şu anda sadece string tipinde şehir bilgisi tutacak. O yüzden şöyle diyelim. Yine Adana yapalım bunu. Geçen yaptığımız gibi. Ve buna da state data adını verelim. Çok basit, primitif bir tane verim var. Bu datadan, state data, bu sınıftan objeler yaratıp bunu istediğim yere yayınlayabilirim. Şimdi gelelim o yayını yapacağım kısma. Tüm widget ağacının en üstünde, hatta myApp'in de üstüne koyacak şekilde bunu yapmak istiyorum. Yani bu sefer böyle yapmak istiyorum. O yüzden gelip myApp'i provider ile sarmalamam gerekiyor arkadaşlar. Bu arada dokümanın, bakın burada provider paketinin sayfasına geldiğiniz zaman şurada sağ tarafta API Reference adlı bir kısım var. Buraya girerek buradan da kopya çekebilirsiniz bu işin nasıl yapılacağı ile ilgili. Şöyle provider diyorsunuz. Provider'ın ne sağlayacağı, hangi veri tipini sağlayacağını buraya yazıyorsunuz bu şekilde veri bilgisi olarak. Sonra create fonksiyonunu kullanıyorsunuz. Sonra çocuğu olarak da widget'ın bir altındaki widget'ı yazıyorsunuz zaten. Şu kısım önemli. Burada yayınlayacağım sınıf bu. Bu da yayınlayacağım sınıftan bir obje oluşturuyorum işte ve onu yayınlıyor. Yani burada hiç karıştırmayalım. Gelelim şurada bakalım ne demek istediğime. MyApp'i ben normal bir widget'la sarmalar gibi şimdi sarmalayayım. Provider yazdım. Çocuğu olarak bu olacak. Altını çizme sebebi gerekli importları yapmamış olmam. Yapalım. Bakın provider dart geldi. Şu anda yine turuncuyla hala bir hata veriyor. Sebebi neymiş? Bakın. Create adlı gerek bir argümana ihtiyacım var diyor. Tamam, onu da ekle diyorum. Onu ekleyince zaten bana otomatik olarak bu property'sine, bu create'e bir fonksiyon istiyor. Bu bizim bildiğimiz, tanıdığınız fonksiyon neydi? Bir kontekste bağlı widget döndüren her zaman kullandığımız şey. Burada return deyip şu şekilde ne yaratıp aşağı dağıtmasını istiyorum ben. State data sınıfından bir obje. Böyle yapacağım arkadaşlar. Bir de provider'ın neyi provide edeceğini burada başta da belirtmem gerekiyor. Şu şekilde. Sen state data sınıfından verileri provide eden bir şeysin diye provider'a burada söylüyorum. Bunların altını çizme sebebi yine import gerektirmeleri. Onları da import ettik. Bu şekilde güzelce geldi bana. Yapım şu şekilde oldu yani. Provider var. Neyi provide edecek? State data tipinde şeyler provide edecek. Widget ağacında altında kim var? MyApp var. Child'ı bunun MyApp. Ve state data'dan objeler yaratıp döndürecek ve aşağı yayınlayacak. Burada awk notasyonunu da kullanabiliriz. Şunu sileceğiz. Şunu sileceğiz. State'i yarattık. Provider ile state'i aşağı yayınladık. Peki şimdi ne yapacağız? Şimdi bu sol widget'ımda veya sağ widget'ımda bu veriye gidip ulaşmaya çalışayım. Önce sol widget'ımda ulaşmaya çalışayım, sarı widget'ta. Dikkatinizi çekiyorum. Şu anda bütün widget'larım stateless widget. Geldim. Bana bu veri nerede lazımdı? Şurada lazım. Provider'ın bana yaptığı yayına bir widget'ın kafasını kaldırıp bakıp algılayabilmesi için bu yayına ona şunu vermemiz gerekiyor. Önce dilerseniz şurada yapalım. Sen bir string şehir bilgisi al. Sen
Yukarı baktığın zaman gördüğün providerlara bir bak. Bunların içinden de state data yayınını yapanı bul. Sonra da nokta dediğim zaman bakın. Şehir bilgisi diye burada benim karşıma çıktı zaten. En üstte. Şu anda o sınıfın içine gitti, ulaştı ve içindekileri okuyabiliyor bu satır. Bastım. Şehir bilgisini buraya attım. O zaman ben şimdi şurada şehir yazarsam ve uygulamayı çalıştırırsam burada benim sarı kısımda Adana'yı görmem lazım. Hadi bakalım. Evet, provider'ımızı çalıştırdık. İlk provider'ımız çalıştı. Hayırlı uğurlu olsun. Şimdi videoyu durdurup aynı şeyi beyaz widget için yapın arkadaşlar. Fakat şurada bir şey göstermek istiyorum. Burada bu atamayı illaki yapmamız gerekmiyordu. Yani şu kısmı ben alıp şurada da doğrudan şu şekilde kullanabilirdim. Bakın o şekilde kullanayım. Şunu yoruma alayım. Tekrar yeniliyorum. Bir şey değişmedi tabii. Şimdi aynı şeyi sağdaki widget içinde yapacağım. Beyaz widget için. Orada da burada şehir bilgisine ihtiyaç vardı. Doğrudan içine vereceğim bu sefer. Sana yayın yapan provider'lara bak. Of metodu ile. Ama hangisine bak? State data yayını yapanlara bak. Bir tanedir zaten. Kontekst vasıtasıyla bak. Bu önemli. Kontekst vasıtasıyla yukarı bakabiliyor arkadaşlar. O yüzden yine kontekst yazıyorum. Nokta dediğim zaman kendisine gelebilecek yayınları zaten aldı ve şehir ilk başta çıktı. Ben o klası oluştururken, şuradaki klası oluştururken bakın başka bir şeyler de yazsaydım. String ülke, şehir değil de ülke olsaydı. Türkiye. Şimdi ben buna nokta dediğim zaman bakın şehir ve ülke de bu sefer çıktı. Yani bu yayın artık yapıldığı için yukarıdan aşağı widget ağacında ben aşağıdan bu bilgiye ulaşabiliyorum. Buraya da şehir bilgisini alalım. Tekrar yenileyelim. Şimdi beyaz widget'ımızın içinde de Adana bilgisi gelecek. Geldi. Bunu Mersin yapıp yenilersem gördüğünüz gibi Mersin bilgisi geldi. Çok basit oldu değil mi? Yani bir önceki yöntemle widget ağacının içinden içine callback'leri ve yapıcılarla veriyi indirmekle uğraşmak yerine provider ile yukarıdan yayın yaptım. Aşağıdaki widget'tan da yayınlara bak, işime geleni kullan demek. Hiçbir constructor kullanmadan erişim sağlayabildim. Gayet hoş değil mi? Şimdi asıl eğlenceli kısma geçelim arkadaşlar. Şu anda sadece veri okuduk ve kullandık. Peki ben widget ağacının en dibinden yani sağ widget C'den state data içindeki şehir verisini değiştirmek istesem ve provider'ı dinleyen tüm widget'larda stateless olsalar bile bu değişikliği otomatik olarak algılayıp kendilerini güncelleseler. Nasıl olur? Bence çok güzel olur. Zaten state management'ın güzelliği bu. Provider paketinin sadeliği ve güzelliği de bu. Peki bunu nasıl yapacağız? Bu durumda ilk yapmamız gereken şey state data sınıfımızda şunu silelim artık. Bu sınıfta kendini dinleyenlere yani bu veriyi dinleyen alt widget'lara haber verme özelliği kazandırmam gerekiyor.
Oysa bu şu anda çok basit, çok primitif bir sınıf. Hiçbir özelliği yok. Bunun içinde yapacağımız şey çok basit. Bu state data klasına kendini dinleyenlere notify etme, bildiri yollama özelliği kazandırmak için bunu zaten bu özelliğe sahip olan bir sınıftan extend edebilirim. Change Notifier adlı bir sınıftan. Ki bu da Dart'ın standart olarak bize verdiği bir sınıf. Ve provider paketi ile alakası yok. Onu da bir import edelim. Burada herhangi bir import olmadığı için Foundation Dart'ın içinde de var. Bu Material'ın altında da var. Böylece state data ne oldu? Change notifier sınıfından extend edilmiş. Inherit alacak dolayısıyla ondan bütün metotlarını alabilecek bir class oldu. Bunu şöyle de yapabiliriz. Burada with diyerek sadece ya bu bunun tamamen çocuğu mirasçısı olmasın ama onun metotlarına erişip ulaşabilsin diye böyle with anahtar kelimesi kullanabiliyoruz. Böylece diyelim ki state data adında bir sınıfım olsun istiyorum ve sadece change notifier değil, change notifier gibi başka başka sınıfların da metotlarına erişebilsin, kullanabilsin istiyorsam bana böyle bir anahtar kelime veriyor. İşte buraya koydum. İşte burada başka bir sınıf olsa onun verisini de alabiliyor, onun özelliklerini. Burada başka daha bir sınıf olsa bu şekilde bunların hepsinin metotlarını böylece bu oluşturduğum sınıf içinde kullanabilmem için böyle with adlı bir anahtar kelime var. Çünkü extend dediğiniz zaman bir şeyden extend edebilirsiniz arkadaşlar. Ama birden çok fazla sınıfın metotlarını bu sınıfın içinde bulundurmasını isterseniz with diye bir anahtar kelime var. Bunu şimdilik bir kenara yazın, kafayı karıştırmayalım. Peki neden change notifier? Çünkü adı üzerinde değişiklikleri aşağıya bildirme özelliği var bu sınıfın. Bakın tıkladığım zaman bunun çok işime yarayacak bir tane metodu var. Onu göstereceğim size. Notify listeners diye. Yani kendini dinleyenlere hey bende bir değişiklik oldu diye haber verebiliyor. Bu metodu buradan alıp benim kendi o sınıfımda kullanmam zor bir şey. Hiç kafamı karıştırmayacağım için. İşte sadece bunu kullanmak için, buna kullanabilmem için ben geldim buraya with change notifier dedim. Şimdi aşağı yayın yapabiliyor bu değişikliklerden haber verebiliyor fakat buraya bir metot daha eklemem lazım. Neden? Çünkü şehir bilgisinde değişiklik yapan bir şey lazım bana, bir görevli metot lazım. Yenişehir diyelim. Yeni şehir bilgisi alacak. Ve şehir bilgisini de buna bu şekilde atayacak. Ve her yeni şehir bilgisi atandığında, bu işlemi yaptığında kendini dinleyenleri bilgilendirmesi için notify listeners metodunu da çağıracak aynı zamanda. Atamayı yapacak, haber verecek. Şehir bilgisi değişti, haber ver. Şehir bilgisi değişti, haber ver. Bakın şimdi şuraya geçici olarak sileyim. Bakın şu anda böyle bir metodu kullanamıyorum diyor. Bu metodu kullanabilmemi sağlayan işte benim bu change notifier with ile bu özelliklerini state data'ya katabilmem. Peki niye haber vermem lazım arkadaşlar? Buradaki data değişince niye haber vermem lazım? Çünkü uygulamanın state bilgisi bu. Bu değişince buradaki şehir iki nokta üst üste Mersin'in de Bursa mı oldu? Şehir Bursa, şehir Bursa yazması lazım. Yani uygulamanın state'i değişiyor. Ki bu widget'ların da haberi olsun, sarı ve beyaz widget'ın haberi olunca kendilerini tekrar ekranda boyasınlar. Gel gelelim her şey burada bitmiyor. Provider yazdığımız yere geri dönelim şimdi widget ağacının en tepesine. Az önce beni basit bir provider kurtarmıştı. Ama şimdi benim bu provider'da şöyle küçücük bir değişiklik yapmam lazım. Bu artık normal bir provider değil. Change notifier provider olacak. Çünkü bu kendi
edebilense notify edebileni provide et olacak. Başka hiçbir değişiklik yapmıyorum. Şimdi buradaki text field'a kullanıcı veri girdiği zaman bu veriyi alıp buradaki metot vasıtasıyla bu değişkene yazayım. Notify'li sınırsız olsun. Veri tekrar aşağı aksın. Bu şehir bilgileri değişsin. İşlem bu şekilde ilerleyecek. Dolayısıyla text field'a geleceğim şimdi. Buradaki şu anda unchanged null var içinde. Şuna bir onun fonksiyonu verelim. Ne yapacak bu? Kullanıcının tıkladığını input olarak alacak string olarak. Ve nereye yollayacak? New city fonksiyonun içine yollayacak ki yolladığı kullanıcı input'u şehir bilgisi olarak yazılsın. Peki buradan ulaşabilir miyim? Provider of name provider'ı, state data'nın provider'ı, context, benim kontekstimde olanlara ulaş diyorum. Tıkladım. Bakın new city diye şu anda geldi metotlar arasında. Buna bastım. Şimdi buraya da input verisini girdim. Yani sınıfımın içindeki new city metoduna kullanıcının girdiği veriyi böylece yollamış olacağım. Bunu böyle yapmayacağım ilk aşamada. Bunu böyle yapmayacağım. Widget'ımın içinde bir tane fonksiyon tanımlayacağım önce. New City. Callback'lerde yaptığım gibi sadece o metoda ulaşan bir tane takma isim belirledim arkadaşlar. Şunu şimdilik yoruma alacağım. Bu metodun içindeki new city'ye input'umu göndereceğim. Pardon, şurada void yazdık. Function diyelim. Evet. Hadi bakalım çalıştıralım. Şimdi yazıyorum burada. Gördüğünüz gibi ben yazdıkça widget ağacında şehir bilgisi otomatik olarak sırasıyla güncelleniyor. Bir şeye tekrar dikkatinizi çekmek istiyorum. Bu arada şuraya geleceğim biraz sonra. Bir şeye tekrar dikkatinizi çekmek istiyorum. Şu anda ekrandaki tüm widgetlar stateless widget arkadaşlar. Ya yani arka planda bir şekilde işler yürüdü ve sadece state'i dinleyen, dinleyicisi olan widgetlar, yani sarı ve beyaz widgetlar kendi kendini otomatik olarak rebuild etti, boyadı. Diğer widgetlar yeşil ve mor rebuild olmadı ve onlara gereksiz atamalar yapıcılarda tanımlamadık. Peki diğer widgetların tekrar rebuild edilip edilmediklerinden emin olmak için ne yapabiliriz? Bunu size şöyle göstermek istiyorum. Her birinin build'inin içine birer tane print atalım ve bize göstersin. Mesela bu ne? On page rebuild oldu. Olursa çünkü bu satır çalışacak. Şimdi ben uygulamayı konsolu açayım. Uygulamayı çalıştırdığımda ilk çalışma olduğu için bir kere hepsi rebuild oldu diyecek. Sonra oraya bir şey yazayım. Bir şehir bilgisi yazalım. Bakalım. Bakın uygulama ilk çalıştığında bir kere hepsi
Rebuild edildi yani. Homepage, sarı, yeşil, beyaz, mor. Bunlar birer kere oldu. Şimdi ben oraya yazdıkça bakın. Ankara yazacağım. A. Bakın sarı beyaz rebuild oldu dedi. N. Yine sarı beyaz. Dikkat edin. K. A. R. A. Her tuşa bastığımda sadece sarı beyaz, sarı beyaz, sarı beyaz. Yani gerçekten rebuild olması gerekenler oldu. Diğerleri olmadı. Bu da uygulamanın hızlı çalışması ve optimizasyon için kesinlikle çok iyi bir şey. Şimdi şu aşağıdaki kısma geri dönelim. İlk yazdığımı önce göstermekten niye vazgeçtim de başka bir şey yaptım. Bu çalışmaz mıydı? Çalışırdı. Hatta şimdi öyle yaptım. Bakın ilk yaptığım gibi yaptım. Kullanıcının tıkladığı input'u al. Bu input'u new city class'ın içindeki state data'nın içindeki new city'nin input'u olarak ver. Fakat burada dikkat etmemiz gereken bir şey var. Bakın çalıştırayım. Bakalım çalışacak mı? Şimdi yazıyorum. Ankara ama hiçbir şey olmuyor. Widget'ların hiçbiri kendini rebuild etmedi. Çalışmıyor. Neden? Sorunu çok kaba şekilde şöyle anlatabilirim size. Bu satır provider paketi provider sınıfı vasıtasıyla hem tam zamanlı olarak dinleme yapıyor, veri çekiyor. Hem de bir yandan veri göndermeye çalışıyor arkadaşlar. Aldığı input'u oraya yollamaya çalışıyor ama bir yandan da otomatik bir şey oldukça kendini güncellemeye çalışıyor gibi düşünün. Bu da maalesef mümkün değil. Neyse ki bunun bir çözümü var. Böyle bir satıra sahipseniz bu satırın sadece uygulama çalıştığında bir kez çalışmasını ve notify listener'a kulağını tıkamasını ve artık yukarıyı dinlemeyi bırakmasını, yani bu satırın sağır olmasını istemek için bir tane bu konteksin yanına yazabileceğimiz bir tane property var. Zaten ekranda çıktı bakın. Bool listen diye. Senin dinleme özelliğini ben şimdilik false yapayım. Ya sen yukarı kulağını kapat ve yukarıdan gelen değişiklikleri dinleme. Çünkü sen yukarı bilgi verensin. Bilgi alan değilsin. Şeklinde düşünün. Şimdi çalıştıracağım. Sadece false verisini değiştirdim ve bakın tekrar provider'ım çalışmaya başladı. Evet arkadaşlar, en basit haliyle provider ve change notifier provider'dan bahsettik ve kullandık. Provider paketi bizlere sadece bunları sağlamıyor tabii. Yani future provider, stream provider gibi sınıfları da var. Çünkü neden future ve stream? Çünkü state veriniz buradaki gibi sabit bir sınıftan değil, bir API üzerinden de geliyor olabilir. Yani API'den gelecek future verisini dinleyip ona göre otomatik çalışmasını sağlamanız gerekebilir. Bir önceki modüldeki uygulamamızı hava durumu uygulamasını düşünün. Veri gelince ne yapıyorduk? Set state ile ekranı baştan çiziyorduk. Ve o uygulamada provider paketini kullanacak olursak işte biz API'den bilgi ilk başta bize nasıl geliyordu? Future olarak geliyordu, sonra açılıyordu. İşte o gibi bir durumda future provider lazım bize örneğin. Fakat şimdi ona ben burada girmeyeceğim. Biz önümüzdekine odaklanalım istiyorum. Bir de consumer widget'ı var provider paketinin bize verdiği. Yani consumer adlı. Bizim yukarıda kullandığımız provider of işte context nokta şeklinde ulaşmak, erişmek yerine veriye widget ağacının bir kısmını bir consumer widget'ı ile çevreleyip altındaki her şeyi otomatik dinlemeye yarıyor. Sonraki videoda çok kısa ondan bahsedeceğiz.